LGBT artıların gündemini LGBT artılarla birlikte tartıştığımız Patika programına hoş geldiniz. Bu hafta yine LGBT artı hakları açısından çok yoğun bir gündemin tam ortasına düştük. Hem meclis düzeyinde hem yerelde LGBT artılarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İlk gelişmemiz Nilüfer Belediyesi'nin hedef gösterilmesiydi. Nilüfer Belediyesi bildiğiniz üzere 1 Aralık günü Aralık'ın ilk gününde yapmak istediği bir toplumsal cinsiyet atölyesinden dolayı hedef gösterildi. Hedef gösterenler tabii ki her zamanki aynı ekipti. Medya ve hükümete yakın sosyal medya hesaplarıyla başlayan süreç, ülkücülerin belediyenin etkinlik yapmak istediği merkezi basması, devamında da İçişleri Bakanlığı'nın belediye hakkında ön inceleme başlatmasıyla sürdü. Bu konuyu Bursa'dan bir LGBT artı aktivistiyle Özgür Renkler'den sevgili Semih Özkarakaş'la konuşacağız. Hoş geldin Semih. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen istersen başlayalım. Tam olarak ne oldu Bursa'da, Nilüfer'de neler yaşandı? Ya aslında Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yapmak istediği bir atölye çalışması bu. TOGG'la beraber ortak. Ve bu atölye çalışmasının duyurusunda işte atölyeye katılmak isteyen kişilere bir form paylaşılıyor. Formda da özellikle işte katılımcıların cinsiyet ve isim bilgileri alınırken orada çok değerli bir şeyi öncelikliyorlar işte. Beyan ettiğiniz cinsiyet, beyan ettiğiniz isim gibi sorularla. Belediye meclisindeki bir Nilüfer Belediye Meclisindeki bir üyenin aslında Instagram'da hedef göstermesiyle başlıyor. Tabii ki o bilindik çok abartılı ve LGBT artıları ve bu alanda özellikle toplumsal cinsiyet çalışmalarını suçulaştıran bir yerden. Daha sonra bu postun duyurunun olduğu postun altına işte bir sürü kişi galeyana gelip tehditler savurmaya başlıyor. Tabii tam bu noktada işte o yandaş gazetelerden bir tanesi Türkiye'yi işte sapıklık yuvası yapacaklar. CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT artı sapkınlığına kurumsal destek diye bir hedef gösterme gerçekleştiriyor. Ayrıca da Nilüfer Belediyesi'nin aslında yıllardır var olan ve özellikle kadın ve LGBT artılara Nilüfer sınırları içerisinde hizmet sağladığı bir toplumsal eşitlik merkezini işte yeni açacaklarmış gibi hedef gösteriyor. Bu sayede de özellikle LGBT artı karşıtı kişileri galeyana getiriliyor. Tam bu noktada işte sosyal medyada, basında bunlar bu arada bir Aralık günü gerçekleşiyor. Her şey çok hızlı oluyor bir anda. Bu Nilüfer'in Gençlik Gürükle'deki gençlik merkezine işte Uludağ Üniversitesi Ülkücüleri diye bir grup. Ondan sonra işte oraya gidip biz buradayız diye basıyorlar, tehdit mesajıyla paylaşıyorlar. Hatta o tehdit mesajını işte okumak isterim. Paylaştıkları işte görselle beraber Osmanlı Devleti'nin başkentliğini yapmış. Evliyalar, Enbiyalar şehri Bursa'mızda milli ahlakı bölmeye, maneviyatımızı zedelemeye, Türk gençliğinin zihnine leke sürmeye ve bu amaçla LGBT denilen zilletin propagandasını yapan yolu bozuk, zihni kirli, art niyetli zevatlarla her fırsatta mücadele edeceğiz diyor. Bu arada bu Gençlik Meclisi yani Nilüfer Kent Konseyi'nin Gençlik Meclisi'nin de içerisinde bulunduğu çalışmalarını yürüttüğü yer çok kapsayıcı. Daha çok demokratik değerlere ve ilçe sınırları içerisinde her gencin katılımını kolaylaştırmaya yönelik değerlere sahip bir yer. Daha sonra da işte İçişleri Bakanlığı tabii ki bu hedef göstermeleri ve nefrete karşı harekete geçmek yerine
Nilüfer Belediyesi'ne karşı bir inceleme başlattığını duyuruyor. Evet, Ya çok bu güzel aslında... özetledin Semih. Ben aslında şey de merak ediyorum. Bahsettin ya, bir belediye meclis üyesinin sosyal medyada paylaşmasıyla bütün süreç başlıyor. Bu belediye meclis Aynen. üyesi hangi siyasi partiden ve paylaşımında tam olarak ne diyor, hatırlıyor musun? Paylaşımını hatırlamıyorum şu an tam ama AK Parti meclis üyesi diye biliyorum. Ama şunu paylaşayım. Bu aslında ilk kez gerçekleşen bir olay değil. Daha önceden de özellikle belediye meclis üyesi, hani CHP dışındaki HDP dışındaki işte üyeler dışındaki partililer genelde Nilüfer Belediyesi'nin LGBT artı yurttaşlarına yönelik hizmetlerine hedef göstererek sürekli bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Daha önceden hatırlarsın işte bu Nilüfer Kent Konseyi'nin mahalle komite seçimlerinde işte belli başlı önceliklendirmeler vardı işte. Kadın kontenjanı, genç kontenjanı, engelli kontenjanı, LGBT artı kontenjanı gibi. Bu da bu şekilde bir hedef göstermeyle işte büyütülmüştü. Ve hatta bunun üzerine de işte Bursa'daki bir AK Parti mitinginde bunlar üzerinden hedef gösterilmişti. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer sınırları içerisinde yaşayan LGBT artılar ve tüm Türkiye'deki LGBT artıları işte bizim gençliğimiz LGBT artı gençliği değil gibisinden hedef gösterme gerçekleşmişti işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bir yandan tabii şey çok ilginç, yani yerelde yaşanan bir sorun yerel belediye meclisi üyesiyle başlayıp hükümetin en tepesine, Cumhurbaşkanı'na kadar ilerleyen bir süreç doğuruyor. Peki bütün bunlar Bursa'da ve özellikle Nilüfer'de yaşayan LGBT artıları nasıl etkiliyor? Ya açıkçası her hedef gösterme ya da bu tarz durumlarda LGBT artılar hani en önemli mental iyi oluş halleri açısından iyi etkilemiyor. Yani mutsuz hissettiriyor. Çünkü Nilüfer Belediyesi Bursa'da bu arada LGBT artıların çok daha rahat yaşadığı, diğer ilçelere göre rahat yaşadığı bir ilçe ve burada da LGBT artıların sosyalleşebileceği ya da kendini güvende hissedebileceği alanlar var. Bu alanlarda yıllar içerisinde işte gelişmeye yönelik ilerlemiş durumda. Ama mesela bu soruyu zamanında Bursa Kent Konseyi'nin işte Nilüfer Müzik Festivali'ndeki cinsiyetsiz tuvaletler üzerinden hedef göstermesi artı işte orada Özgür Renkler Derneği'nin LGBT artı çay etkinliğine insanların gelip işte saldırmak istemesi döneminde sorsaydın şey derdim hani bu çok yalnızlaştırıcı insanları kötü hissettiren ama günümüzde özellikle Bursa'da yaşayan LGBT artıları etkilediği kısım biraz daha aslında mücadeleye yönelik oluyor. Çünkü şunu biliyoruz ki hani bütün bu baskılar ya da hedef göstermeler, nefretler sonun yani bunların günün sonunda biz bu kötü durumların öznesi olmak istemiyoruz ve daha çok mücadele etmek ve varlığımızı ifade etmek için sesimizi çıkarıyoruz diyeyim. Birkaç olaydan da bahsettin, yani cinsiyetsiz tuvaletler üzerinden hedef gösterilme, Özgür Renkler standına saldırı girişimi. Yani Bursa'da bir şekilde pusuya yatıp LGBT artı ile ilgili herhangi bir şey yapıldığında harekete geçen gruplar mı var? Bu gruplar kimler ve amaçları ne sence? Ya aslında var yani eskiden yani devlet LGBT artılara yönelik bu nefret siyasetini kurumsallaştırmadan önce etkisi çok güçlü olmuyordu. Yani direkt bir işte toplumsal cinsiyet atölyesinin yapılacağı bir belediye binasına insanlar oraya gidip de tehdit mesajları içeren bir mesaj yayınlayamıyordu.
Ama şu an o pusuda bekleme biraz daha şeye dönmüş durumda. Muhtemelen hani şu anki hem seçim öncesi gerginlik hem de Türkiye'de daha başka işte artan sorunlar, en önemlisi yoksulluk gibi daha bir şey haline getirme döneminde. Yani bunların her birinin sorumlusu LGBT artılarmış gibi. Tabii dünyada da LGBT artılara karşı bir sürü fraksiyon var ve bunlar da çok fazla güçleniyor ki en önemlisi şu an dünyada trans paniği var ve bunu besleyen işte sağ gruplar ya da daha bir böyle işte din temelli gruplar. Türkiye'de de tam özellikle Bursa'da bu şekilde ilerliyor. Daha çok sağ kesim ve daha bir işte dini siyasetleştirmiş kesimler diyebilirim. Bir trans paniği diye bir kavramdan da bahsettin. Belki izleyicilerimiz için onu açmak da iyi olabilir. Nedir bu trans paniği? Ya trans paniğe şu an özellikle tüm dünyada transların belli hak ve özgürlüklere sahip olmasıyla beraber özellikle işte insanların cinsiyetsizleşeceği, transların belli başlı alanlarda insanların diğer özellikle kadın alanlarını işte elinden alabileceği ve transların daha çok fazla görünür olup insanların daha çok işte trans olmayı özenebileceği ve kim kadın kim erkek belli olmayacağı üzerine bir panik bu. Bu paniğe şu an hani komik geliyor bana ama günün sonunda çok fazla özellikle transları işte şeytanlaştıran, suçulaştıran bir yerde politikaların gelişmesini sağlıyor. Hani özellikle beyana dayalı işte cinsiyet belirlenin referandumlarının kazanılmasıyla beraber işte daha Kuzey Avrupa ülkelerinde cinsiyetin işte beyanlı değil daha çok belirgin işte tıbba ya da aslında tıbba genitale yönelik beyan edilmesine yönelik işte tartışmaların fitiliyle ortaya çıktı. Bu trans paniğini de bu arada diğer paraleli aslında biraz da işte göçmen paniği. Şu an nasıl ki işte mülteciler ve göçmenler üzerinden işte tecavüz edecekler. Hani potansiyel bir cinsel şiddet faili olarak politikalar üretiliyor. Translar özelinde de işte bunu şey yapıyorlar. Özellikle insanlar herhangi bir suç işlediğinde şöyle bir inancı yayıyorlar. İşte bu kişi trans olduğunu söyleyerek bu suçtan muaf olacak. Ya da potansiyel bir işte fail suçlu bu suçu işleyebilmek için trans beyanında bulunacak gibi. Bir çok önemli bir cümle kurdun. İnsanlar transları gördükçe özenerek daha fazla trans olacaklar gibi bir algı hakim. Bu aslında tüm LGBT artılar için de hakim. Kitabın ortasından soralım. LGBT artı olmak özenerek olunan bir şey mi? Veya özenerek LGBT artı olunur diyenlere mesela senin cevabın ne olur? Ya bilmiyorum LGBT artı özenilerek bir şey mi sorusunda aklıma hep şey geliyor. Hani ben çok uzun yıllar çok fazla hatta hiç LGBT artı görmeden büyüdüm geliştim. Hani ve çok belirgin bir şekilde heteronormatif cisnormatif bir toplumda ve bu pratiklerin gündelik yaşamın her alanına yayıldığı bir yerde büyüdüm ve LGBT artı birini de görmediğim için ben şimdi nasıl LGBT artı oldum diye düşünüyorum. Hani özenilecek bir şeyse ya da ben neden cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri özenilen bir şeyse ben neden heteroseksüel ya da cis olmadım diye düşünüyorum. O yüzden de LGBT artı özenilecek bir şey mi kısmı yani çok kür yani böyle bir şey imkanı yok. Ama belki şöyle bir şey daha var. Şunu da paylaşayım. Özellikle LGBT artı olmanın çok hani bazı toplumlarda olumsuz yükleri varken
Açıkçası kimse bu yükleri sırtlayarak LGBT artı olmak istemez. Hani daha bu heteroseksüellere ya da heteronormatif kurgulara ayrıcılıklarını yaşamak için heteroseksüel olmaya özenir. Günün sonunda da LGBT artılara hani özenerek olma şeyi büyük bir palavra aslında. Çünkü özenilecek olacak bir şey değil ya. Hani sen de bunu fark etmişsindir, düşünmüşsündür. Evet, bu sorular bazen aslında LGBT artılar o kadar çok sorulan sorular ki cevap vermekten insan yılıyor ama maalesef Nilüfer Belediyesi örneğinde olduğu gibi gerçek olmadığı çok ortada olan söylemler üzerinden manipülasyon, dezenformasyon ve nefrete teşvik yaşanabiliyor. Mesela AKP Bursa Milletvekili Mustafa Eskin'in TBMM'deki konuşmasında tam da Nilüfer meselesiyle ilgili LGBT ısrarı Türk aile yapısını hedef alan aile soykırımıdır. Aileyi korumaya yönelik mücadelemizde karşımıza ısrarla CHP ve belediyeleri çıkıyor dedi ve bu aile meselesini de o yüzden sormak istiyorum sana. Yani nedir bu aile takıntısı ve LGBT ısrarı Türk aile yapısını hedef alan bir aile soykırımıdır varan bir cümle kurulmuş durumda şu anda. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben bu konuda biraz şey düşünüyorum. Yani aslında aileyi korumayı yönelik bir şey değil bu tartışma değil. Biraz daha hani LGBT artıların karşısına insanların daha çok sahiplenebileceği ya da ha, evet aile önemli bir değerdir diyebilecekleri aile olduğu için LGBT artıların karşısına koyuyorlar. Ama günün sonunda şöyle bir şey var. Senin de benim de ailelerimiz var. Hani biz uzaydan hani bir asteroitle gelmedik dünyaya. Hani biz de bir ailenin içerisinde dünyaya geldik. Ve hem bu atanmış ailemizle beraber bir aileyi devam ettiriyoruz. Hem de daha sonra işte çevremizdeki tanıştığımız, yakınlık kurduğumuz insanlarla da işte seçilmiş aile dediğimiz şeyi oluşturuyoruz. O yüzden aile tartışmalarında LGBT artıları kullanmak biraz daha bana LGBT artı karşı yasaları oluşturmak için gerçekleştirilen bir rıza devşirmesi gibi geliyor. Bir de ailenin tehdidi nasıl mesela LGBT artılar oluyor? O konuda da hani bazen okumaya, dinlemeye çalışıyorum. Yani mesela benim varlığım şu an işte sallıyorum Yozgat'taki bir köydeki ailenin varoluşunu nasıl tehdit ediyor? Bir de geçenlerde şunu fark ettim. Ailenin tehdidi LGBT artılarsa hani bu Gündüz Kuşağı'nda yayınlanan bir program var Müge Anlı. Orada hani birkaç kere denk geldim. Yani ailenin tehdidi gerçekten de LGBT artılar olmuş olsaydı oradaki bütün o işte magazinleştirilen ya da kumusallaştırılan korkunç şiddet dolu aile hikayelerinin aktörleri LGBT artılar olurdu. Ama görüyoruz ki bu aktör asla LGBT artılar değil. Dünyanın hem de hiçbir yerinde. Evet, aile uzunca süre daha konuşacağımız bir konu olacak muhtemelen. Özellikle seçimler sürecinde tekrar tekrar aile meselesine dönülecek. Ben genel olarak bu hükümetin özellikle LGBT artıları daha fazla hedef göstermesi, nefret mitingleri, nefret kampanyaları, bütün bu ortamı hem değerlendirmeni rica edeceğim senden hem de bütün bu nefret iklimi içerisinde LGBT artı haklarını savunmak nasıl mümkün oluyor? Nerelerden güç buluyorsun? Ya aslında şeyi paylaşmak isterim. Hani artan nefret söyleme, hedef göstermeleri ve LGBT artılara karşı kamusal alanda örgütlenmeler üzerinde hani yani nefret söyleme eskisi gibi klasik medya aracılığıyla çok artık aktif değil. Daha çok sosyal medya aracılığıyla
gündemimize taşınıyor. Hani bu nefret söylemleri ve hedef göstermeler de söz konusu LGBT artılar olduğunda müthiş bir abartma, LGBT artılara yönelik müthiş bir olumsuz yüklemeler ve gerçeği çarpıtma süreçleri giriliyor. Hani bunları düşündüğümüzde aslında LGBT artılara yönelik nefretle ve hedef göstermelerle mücadele için ya da mücadele yöntemleri için ne gerekir gibi bir şey düşündüğümde, yani yakın tarihimizden bir örneği hatırlatmak istiyorum. Hani Hrant'ın öldürülmesi üzerinden, yani 2004 yılında işte Hrant'ın Agos'taki bir röportajı Hürriyet'in sonradan haber haline geldiğinde çok büyük bir gürültü kopuyor. Hani ve daha sonra Genelkurmay Başkanlığı aynı gün bir açıklama yapıyor işte. Haberin milli birlik ve beraberlik ve değerler açısından tehlikeli bulduğunu söylüyor. Daha sonra Hrant başka bir yazısı üzerinden Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla bir davayla karşılaşıyor. O sırada bir anda ülkücüler Agos'un önünde tehdit içeren pankartlarla gösteriler yapıyor. Ve bu 301. madde yüzünden işte açılan dava boyunca Hrant Dink'e yönelik tehditler şiddetini arttırıyor. Ve maalesef ki süreç Hrant'ın katledilmesiyle sonuçlanıyor. Şimdi nefret söylemi üzerinden ya da hedef göstermeler üzerinden baktığımızda bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir işte etnisite üzerinden, azınlıkta olan bir etnisite üzerinden görebiliyoruz. Onun dışında nefretin nasıl ilerlediğini görebileceğimiz çok güzel bir örnek var yanı başımızda. O da Rusya ve Çeçenistan'da yaşananlar. Yani 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında Rusya'da hem geleneksel basın hem de sosyal medyada LGBT artılara yönelik nefret söylemleri, işte ön yargılı tutum ve davranışlara yönelik damgalamalar çok fazla yaygınlaşıyor. Ve özellikle batıdaki işte LGBT artı hak kazanımları dünya gündemindeyken Rusya'da bu temel hak ve özgürlükler üzerinden LGBT artı varoluşları şeytanlaştırmaya başlıyor. 2013 yılında tam bu süreçte onun notunu aldım. Şu an Türkiye'de yapılmak istenen bir yasa çıkarılıyor. Yasanın adı çocukları geleneksel aile değerlerin inkarını savunan bilgilerden koruma amaçlı yasa. Aslında biz bu yasayı kısa adıyla biliyoruz. O da işte Rusya Eşcinsel Propaganda Yasası. Rusya hükümetinin yasa için belirtilen amacı geleneksel aile değerlerini işte eşcinsellikle çeliştiğini ve eşcinselliğin toplumsal bir norm olarak gösterilmesine karşı olarak şey yapıyor. Bu yasayla beraber Rusya'da LGBT artılar yakınları, LGBT artı destekçileri ve müttefikleri belli cezai işlemlerle cezalandırılıyor. Daha sonraki süreçte Rusya'nın bu ayrımcı uygulamaları yasalarca resmileştikçe tabii ki nefret suçlarının oranı artıyor ve daha sonra işte Rusya'nın bir federal bölgesi olan Çeçenistan'da biz şu haberi duyuyoruz. 40'a yakın eşcinsel bir kampta alıkonuluyor. Burada işkenceye maruz kalıyor, zulüm görüyor ve cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Ve iki kişi de bu kamp sırasında hayatını kaybediyor ve biz aslında bu şiddeti işte AGİT'in raporu sayesinde öğreniyoruz. Tam işte bu noktada LGBT artılara yönelik hedef göstermeler, nefret söylemleri, ayrımcı uygulamaları doğuruyor. Ayrımcı uygulamalar nefret suçlarına ve nefret suçlarına ve şiddeti doğuruyor. Çeçenistan örneğindeki o aslında toplama kampı tarihte bize neyi hatırlatıyor? İşte Almanya'daki soykırımdan önceki toplama kamplarını. Yani bu LGBT artılara yönelik nefret söylemleri bir anda şey haline dönebiliyor. Toplu
işte işkencelere ve LGBT artı varoluşların cezalandırılabilir, şiddetin öznesi haline getirilebilir bedenler olarak kurgulanıyor. Bu yüzden LGBT artılara yönelik nefret söylemleri ve hedef göstermelerinin aslında bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü yaşadığımız coğrafyada aslında hükümetlerin en büyük meşruluğu kendi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların hiçbir şekilde ayrımcılığa, şiddete ve nefrete maruz kalmaması. Devletlerin meşruluğunu sağlar. Bu yüzden de bu tarz işte hedef göstermeler, nefret söylemleri şu an Türkiye siyasetinde özellikle hükümet tarafından kurumsallaşmaya çalışılıyor. Ama buna karşı mücadele ederken de hep birlikte mücadele etmek gerekiyor. Çünkü nefret sadece cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini hedef alan bir şey değil. İşte ırk olsun, din olsun, mezhep olsun bir sürü fark yani ana akımda olmayan her grubu hedefi haline alabilir. Ve onun dışında da LGBT artılar üzerinden hani şeyi hatırlayalım, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma sebebi hani LGBT artılar olarak ifade edildi. Ve burada aslında LGBT artı haklarını bir yerden kısıtlandığında diğer kişilerin hak ve özgürlükleri de kısıtlayan uygulamaların yolu açılıyor diyebilirim. Evet, çok teşekkür ettim bütün bu özellikle Rusya ve Çeçenistan örneği için. Türkiye'de de çok benzer görülebilecek bir yasa değişikliği önerildi. AKP, MHP ve BBP'nin desteğiyle aile tanımını, anayasadaki aile tanımını bir kadın ve bir erkek arasında diye değiştirdi. Öte yandan medyadan öğrendiğimize göre MHP milletvekili Fethi Yıldız, transların cinsiyet geçiş uyum süreçlerini zorlaştıracak, tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece ameliyat olmayı engelleyecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Şimdi bu iki yasa hani çok meşhur bir şey vardır ya, Türkiye İran olacak mı diye sorulurdu. Ben bu bağlamda Türkiye Rusya olacak mı, Türkiye Rusya olma yolunda mı gidiyor diye sorayım sana. Yani tabii ki yani aslında şu an Türkiye'deki bu yasa çalışmaları da aslında yurt dışından ithal işte örnekler yani Rusya'dan ya da daha bir işte başka LGBT artı karşıtı siyaseti ya da politikaları olan ülkelerden aparma. Onun dışında hani şu an zaten Türkiye'de trans uyum süreci hani çok kolaymış gibi bir yasa çıkarmayı planlıyorlar ama zaten var olan yasayı çıkaracaklar gibime geliyor. Onun dışında hani aileyi tanımlamak da işte kadın erkek arasındadır gibi sanki Türkiye'de eşcinsel evlilikler vardı. Yani hem cinsiyle insanlar evlenebiliyordu, devlet onları tanımlıyordu da şimdi bir şey değiştirmeye çalışıyorlar gibi geliyor. Sanki bu iki yasa biraz daha aslında LGBT artı propaganda yasağını altını hazırlamak için yani yapılan bir davranışmış gibi geliyor. Çünkü yani zaten var olan ya da ortada olmayan bir şey için yasa çıkarmak biraz bazen şey gerçekliğimle benim oynanıyor. Hani ya biz acaba yıllardır fark etmedik mi evlenebileceğimizi? Hani şu an yasa çıkarıyorlar da hani yasa çıkana kadar acaba bir şey mi yapsak rak diye bir şey evlensek mi gibisinden. Ama yine şöyle bir şey de var hani LGBT artı propaganda yasağını düşündüğümde şimdi LGBT artı yani şöyle söyleyeyim eşcinsel olmak, biseksüel olmak, trans olmak, interseks olmak ya da non-binary olmak bunlar bir öğreti, düşünce değil ya da inanç değil. Hani biz zaten varoluşumuz gereği böyleyiz. Ve o yüzden de bu bir propaganda aracı nasıl olabilir gibi geliyor ki bana da tam aslında şey gibi geliyor. Yani Türkiye'de LGBT artı propagandası
varmış gibi bir yasa çıkaracaklar. Halbuki LGBT artılara karşı bir propaganda var. Ve bu propagandayı biraz meşrulaştırmak için alınan bir tavırmış ya da aksiyonmuş gibi geliyor. Ya da bazen de şey diyorum, hani ciddi anlamda biz farkında değiliz ama çok güzel dalga geçiyorlar. Çünkü LGBT artıların gündemi Türkiye'de özellikle hiçbir zaman evlilik olmadı. Ama LGBT artıların gündemi olan her türlü ayrımcılık, şiddet ve nefrete karşı iyileştirilmiş yasalar ya da bunların önüne geçecek uygulamalar oldu ve bunlar da bir propaganda değildi. Yani biz var olan bir şiddete karşı bu şiddeti kabul etmediğimizi ifade ederek örgütlenip kendi politikalarımızı belirledik. Çok teşekkür ettik Semih bütün bu katkıların için. Seninle Bursa'dan, Nilüfer Belediyesi'nden başlayıp Rusya, Çeçenistan ve nihayetinde tekrar Türkiye'ye döndük. Ve nefretin nasıl hem yurt dışından ithal hem de Sünni gibi gözüken gündemlerle LGBT artıların hayatını daralttığını aktardın. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Evet, sevgili Semih Özkarakaş'la Bursa Özgür Renkler Derneği'nden Semih Özkarakaş'la özellikle Nilüfer'de yaşanan Nilüfer Belediyesi'nin hedef gösterilmesiyle ilgili süreçten başlayıp genel anlamda coğrafyamızdaki nefret politikalarının nelere yol açtığını konuştuk. Burada küçük bir izleyicilerimiz için not, Nilüfer Belediyesi'nin eşitlik birimi esasen hedef gösteriliyor. Ancak eşitlik birimleri İçişleri Bakanlığı kararıyla Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında 2006 yılında başlatılan bir uygulama ve programın ilk etabının biz İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon'da başladığı, devamında Adıyaman, Antalya, Bursa, Antep, Malatya, Mardin ve Samsun'da devam ettiğini görüyoruz. Eşitlik birimleri de 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kurulan birimler. Öyle bir süreçteyiz ki kendi bakanlığının genelgesiyle kurulan birimleri İçişleri Bakanlığı hedef gösteriyor ve bunun üzerinden bir tür ön inceleme başlatılıyor. Tabii bütün bunlar siyasetin daha büyük halinden, Cumhurbaşkanlığının uygulamalarından, TBMM'deki son dönemdeki yasa tekliflerinden pek de bağımsız değilmiş gibi gözüküyor. Programın ikinci bölümünde nasıl ve neden alakalı olduğunu avukat Umut Rojda Yıldırım'la konuşacağız. Umut Rojda Yıldırım, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Önlem Çalışmaları Derneği'nden aynı zamanda ve bizlere hem bu yasa uygulamalarını hem de kendilerinin hazırladıkları İstanbul'daki onur yürüyüşüne dair raporlarını anlatacak. Evet, sevgili Umut Surda Yıldırım'a bağlanalım. Merhabalar Yıldız, selamlar. Merhaba Umut, hoş geldin. Hemen Hoş istersen Semih'in bıraktığı yerden devam edelim. Bir yasa teklifi geldi ve evlilik, aile birliği yeniden tarifleniyor. Bu ne deniyor bu yasada ve bu yasanın anlamı nedir diye sana sorayım. Tabii ben de o Semih'in aslında sorduğu soruyu düşünüyorum yasa tasarısında ilk gördüğümden beri. Yani hani Türkiye'de evlilik eşitliği vardı da bizim mi haberimiz olmadı bunca zamanda, şimdi bunu değiştirmeye dair bir irade ortaya hani gösterildi gibi. Ama tabii ki de aslında böyle bir şey yok. Yani zaten bizim evlilik hükümlerini düzenleyen Medeni Kanun 124. madde ve devamı açıkça zaten hani ikili cinsiyet sistemiyle bir kadın ve bir erkeğin ancak evlenebileceğini şey yapmış durumda, düzenlemiş durumda aslında. Yani o yüzden de anayasanın ilgili maddesindeki evliliğin eşlerin birliğinden oluşmasının aslında zaten düzenlenmesi kadın erkek şeklinde oluyor. Yani uygulamada başka bir durum yok. Ya da zaten aslında LGBT artı hareketinin de belki çok daha yakıcı meseleleri hala çözemediği veya yakıcı meselelerden başını kaldıramadığı için aslında evlilik eşitliğini konuşmaya dair bir gündemi de maalesef, bu maalesef bence önemli, zaten gündemi olamıyorken aslında bu yasa tasarısının, bu yeni teklifin bence tek bir anlamı var. Yani bu aslında bir siyasi bir meydan okuma, bir irade
göstergesi. Bunun tek meselesi bu. Çünkü zaten bu yasa teklifinin gerekçesine bakıldığında da ikinci, yani bu 41. maddeye yönelik gerekçe çok kısa zaten. İki cümle bir gerekçe var. O da Türk aile yapısını bu sapkın yönelimlerden korumak için bu değişikliğin yapılması gereklidir gibi böyle iki cümlelik bir gerekçe var sadece. Tabii yani o yüzden de hani şu bakımdan da önemli. Yani hani biri belki şey düşünebilir. Ya işte madem pratikte zaten kadın erkek evlenebiliyorsa, anayasa değişse de ne olacak? Pratikte bir şey değişmeyecek. Evet, ama siyasi bir irade oraya, bir anayasaya özgürlükleri aslında düzenlemesi gereken, yani aslında zaten vatandaşını, yani bireyleri hatta devlet karşısında koruyan özgürlükçü bir anayasada olmaması gereken bir maddedir bu. Ve gerekçesiyle beraber de olmaması çok açık zaten. Yani bir toplumun bir kesimini LGBT artıları sapkın olarak ifade edip aileyi bunlardan korumaya yönelik bir irade oraya sokulmak isteniyor. Tabii biraz acı olan da sanıyorum bu kadar seçim gündemine rağmen yeni iktidar taliplerinin aslında bu meşruiyetini kaybetmiş iktidar ve iktidar ortaklarının diyeyim aslında oltasına gelmesi diyeceğim. Yani sanıyorum bu çok büyük bir siyasi hata olacak ve biz bunu göz göre göre galiba şahit olacağız gibi görüyor bugünkü açıklamaları da okuyunca biraz bunu fark ettim. Yani hani şey demenin artık bir anlamı yok. Bu dokunulmazlıklar kaldırıldı zamanında ve işte seneler sonra dediler ki yanlış yaptık, hata yaptık. Yani yine bir 5 sene sonra aynı şeyi söylemenize gerek yok. Yani burada bir irade meselesi var. Burada toplumun bir kesimini sapkın ilan eden bir iktidar var ve meşruiyetinin temelini de çok uzun zamandır aslında belki İstanbul Sözleşmesi'nden beri yükselen bir şekilde LGBT nefretiyle kuran. Çünkü orada bir toplumsal zemin oluşturmaya çalışan bir iktidar var ve siz bu iktidarın bu çok basit politikasını göremiyorsanız eğer yani nasıl yeni bir iktidar, yeni bir Türkiye, ikinci yüzyıl vaadi verebilirsiniz? Bunu öngörmek çok mümkün değil. Zaten hani şu da var, yani evlilik eşitliği tabii ki de bir anayasada aslında olması gereken çok temel bir insan hakkından bahsediyoruz. Yani bugün bir yıllarca beraber ömrünü geçiren partnerler evlenemedikleri zaman birbirlerinin ölümünde bile aslında söz sahibi olamıyorlar. Sigorta haklarından yararlanamıyorlar. Evliliğin getirdiği çok temel haklar var aslında, yükümlülüklerin yanında bunlardan yararlanamıyorlar. Zaten hani bu bir hak ihlali meselesi ortada varken bir de bunun ileride de bunun gerçekleşmesinin önüne geçmeye dair bir çabayı görüyoruz. Yani şu an meşruiyetini kaybetmiş iktidar, olur da 20 sene sonra biz bu ülkede evlilik eşitliğini göreceksek bile bunun da önüne geçip bunu bir anayasaya koymak istiyor. Çünkü anayasa değiştirme o kadar da kolay bir süreç değil. Bunun farkındayız. Yani hani bir bu maddenin oraya eklenmesi kadar çıkarılması da ileride olursa bir gündem olacak bizim için. Yani suni bir gündem aslında bakarsan, pratikte hiçbir şey etkilemeyecek bir gündem. Ama LGBT artıları bir kez daha yine kriminalize edip yine bir kez daha toplumun o ayrı kesimiymiş gibi gösterip hani oradaki o evlere, odalara, yatak odalarına hapsetme aslında stratejisi herhalde bu kanun teklifleri. Belki de yatak odasında da rahat bırakmayacağını söyleyebiliriz. Aynı evde yaşayan iki kişinin yaşamlarına dönük bir müdahaleye de yol açabilir. Burada şeyi tekrar sormak istiyorum. Yani muhalefet sosyal medyadan ve yaptıkları çeşitli açıklamalardan anladığımız üzere büyük bir çoğunlukla altılı masa üyeleri bu değişikliğe evet diyecek gibi duruyor. Evet demeleri ne anlam ifade edecek? Evet dedikleri durumda aslında LGBT artılarla ilgili ne demiş olacaklar? Yani evet dedikleri andan itibaren sanıyorum iktidarın bu nefret kervanına onlarla katılmış olacaklar ve bu bütün bu nefret kampanyasına, bu bütün o meşruiyet arayışına aslında bir çanak tutmuş olacaklar. Bunun en büyük şeyi bu. En büyük bence buna sebep olacak diye düşünüyorum. Yani LGBT artıları bu toprakların vatandaşları olarak görmeyeceklerinin aslında bir ifadesi olacak hepimiz için. Biz de bunu sanıyorum izlemek zorunda kalacağız. Çok acı tabii. Yani gerçekten böyle bir bu kadar suni bir teklifin, bu kadar aslında çok yakıcı gündemlerin olduğu bir mesele. LGBT artılara dair de çok yakıcı gündemlerin olduğu bir Türkiye'de, bir coğrafyada gerçekten bu teklifin
gelebiliyor olması ve bu teklife evet verilecek olması ve bunun da hani işte başörtüsü gibi bir meseleyle çok bir zıtlık yaratıp sanki LGBT artılar ve başörtüsü özgürlüğü mücadelesi birbirlerinin zıttıymış gibi o toplumdaki ikiliği de besleyecek bir mesele. Yani buna evet diyecek herhangi birinin ben yeni Türkiye'de bir kapsayıcı, kucaklayıcı bir iktidar işte bir helalleşme. Ya bunun helalleşmesi olmalı. Sizin de helalleşemezsiniz eğer böyle bir teklif evet derseniz. O helalleşme artık büyük ihtimalle sizin iktidarınız olmayacak demektir. Bu kendi ya kendi politikasının, kendi söyleminin de altında kalmak demek aslında. Yani altın masa zaten bu konuda LGBT artılara yönelik çok da böyle büyük ve iyi vaatlerle hani geliyor da biz onlardan çok büyük şey bekliyor değiliz. Hani bunun da altını çizmek gerekiyor. Ama hani siyasete bu kadar alet edilen LGBT artılar varken hani en azından buna dahi karşı duramamak, bu kadar iktidarın çizdiği o alanda top koşturuyor olmak ya bundan çıkamamak yani bizim bataklığımız bu bence ve bizi de çekecekler o bataklığa yani kendileri de büyük ihtimalle bu bataklıktan çıkamayacaklar. Hani ben şöyle bir dünya hayal etmiyorum çünkü bazı tweetler gördüm. İşte şimdi kabul edelim bu maddeyi yeni anayasa yapmaya başlayınca şey yaparız. Yani yok öyle bir dünya. Siz bugün Saadet'le Deva ile gelecekle aynı masalara oturdunuz. Saadet İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını destekleyen bir partisiz nasıl olacak da yerine başka bir madde koyacaksınız? Ya da siz nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz bu iktidarı devralabileceğinizden? Bu kadar emin mi her şey yani? Halkın çok daha fazla ve farklı yakıcı sorunları var. Gelin LGBT hayatları için farklı bir şey yapalım. Farklı hakları konuşalım. Hani daha yaşam hakkından öteye geçemedik biz. Çünkü bu topraklarda yani bu yüzden oylarımıza talip olmadıklarını da düşünüyorum bir yandan. Bu da bunu da gösteriyor. Demek ki bizim oylarımıza talip değil bu partiler. Demek ki biz Türkiye'nin oyların talip olunan makbul istenilen vatandaşları değiliz. Aslında biraz bunu da söylüyorlar galiba bize. Evet, çok acı bir senaryo çünkü bir yandan da daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Altılı Masa'nın kendi anayasa teklifinde de LGBT artılarla ilgili herhangi bir cümleye dahi rastlamak mümkün değil. Tam buradan peki LGBT artılar ne yaşıyor sorusunu onun yürüyüşleri bağlamında sormak istiyorum sana. Siz yakın zamanda İstanbul LGBT artı onun yürüyüşüne 2015'ten beri saldırıların kaydını tutan bir rapor yayınladınız. Bu rapor bize ne anlatıyor ve LGBT artı onur yürüyüşleri 2015 yılından beri nelerle karşılaşıyor? Tabii evet çok yani geçen hafta bu raporu yayınladık. 2015'ten bu yana aslında yasaklanan ve sadece yasaklanmayla da kalmayıp aslında bütün bu belki nefret politikasının en temelini oluşturan ilk adımlarını gördüğümüz İstanbul LGBT artı onur yürüyüşünün engellenmesi mevzusunu 2015'ten 2022'ye güncel alana kadar o 7 yıllık süreçte bir aslında haberlerin işte kişilerlerin basına yansıyanların derlemesini aslında yapıp önümüzde bir kaynak olsun istedik. Çünkü arşiv ve hafıza çok önemli bence ve bazen bunu unutuyoruz. Bazen gerçekten çok hızlı değişen bu coğrafyanın siyasi gündeminde bazen neler yaşadığımızı unutuyoruz. Ya da nereden nereye nasıl geldiğimizi, nasıl büyük bir anda bir uçurumla karşılaştığımızı, belli alanlardaki hak ihlallerine karşı özellikle bunu unutma eğilimimiz olabiliyor. Çok doğal. Aslında biraz da bunun için bunu yaptık. Yani bir kaynak olsun elimizde. Yani birileri onu yürüyüş deyince bakın işte bunlar oldu. Bunlardan dolayı yapılamıyor bu yürüyüş. Aslında demek istedik. Yani 2015'te aslında senin de fiili olarak belki de alanda orada bulunduğun o yürüyüşle başlayan bir yasak, engel şu an belki işte günümüzde LGBT artı propaganda yasağına kadar gelen o süreci bize oluşturdu. Yani 7 yıl engellenen 7 aslında yürüyüş, gözaltına alınan, yargılanan binlerce neredeyse. Çünkü son 2 senedeki bu sayıların yüksekliğini artık vurursak ve Türkiye genelindeki aslında bu onun yürüyüşlerine dair yargılamalara da bakarsak yüzlerce binlerce yargılanan kişi ve aslında ortada kullanılamayan bir hak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ve belki daha ötesinde ifade özgürlüğü hakkı aslında 2015'ten beri kullanılamayan LGBT artıların varoluşlarını aslında onurlarını, var olma onurlarını kutlayamadıkları bir mesele var ortada ve tabii çok da sembolik
aynı zamanda. Şundan dolayı sembolik. Yani yayında da böyle bunu yazmıştım. Yani evet, yılın 51 haftasında LGBT hayatları her yerde varlar tabii ki de. Ama o bir hafta gerçekten çok önemli. Herkesin, belki de toplumun çok büyük bir kesiminin gözünün kulağının bir şekilde oraya kesildiği bir haftadan bahsediyoruz. O yüzden de tabii ki saldırıların en fazla yoğunlaştığı haftada bu hafta. Yani hukuki perspektiften de bakıldığı zaman bu onun yürüyüşlerinin ilk yasaklamalarından 2022 şu anki son yasaklamalara kadar açılmış davalar var, kazanılmış davalar var. Sadece onun yürüyüşü değil aslında, LGBT artı etkinliklerine dair İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de açılmış kazanılmış davalar var. Ve hani biz tabii her sene aslında bunlara rağmen yeni bir yasakla, yeni bir pratikle karşılaşıyoruz ve her sene el arttırılıyor bu pratiğe dair. Bu sene İstanbul'un yürüyüşüyle alakalı herhalde gördüğümüz, ilk kez gördüğümüz durum etkinliklerin de tamamen yasaklanmasıydı. Normalde hani bizim en azından normalleştirdiğimiz 15'ten beri yürüyüşlerin yasaklanması, etkinliklerinde kim zaman fiili polis baskılarıyla, polis engellemeleriyle ama o ya da ama bu şekilde gerçekleştirebilirdi, yani insanların yine inisiyatifiyle aslında gerçekleşen etkinlikler. Ama bu sene kaymakamlıkların, hem Beyoğlu hem de Kadıköy kaymakamlıklarının yasaklama kararları, hem yürüyüş hem de 10 haftası boyunca yapılacak işte 30-40 küsur etkinliğin de tek bir kalemde yasaklanması gerçeği var. Tabii bu gerçek önümüzde neyle duruyor? Tam yine bu sene başlayan nefret yürüyüşleriyle tam aynı yerde duruyor. Bir tarafta devletin bütün gücünü, kamu gücünü kullanıp, idari gücünü kullandığı, polis gücünü kullandığı, hukuki aslında gücünü kullanıp yasakladığı bir onur yürüyüşü pratiği, bir yandan da bu sene İstanbul'da Saraçhane'de palazlanıp bütün Türkiye'ye bir virüs gibi yayılan nefret yürüyüşleri gerçeği var. Aslında tam olarak bu kontrastın görülmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de LGBT artılar özgür bir şekilde sokağa çıkamıyorlar. Önce bu belki de yılın bir günü onun yürüyüşte sokağa çıkamamakla başladı. Ama katlanarak arttı. Yılın bir günü, bir haftası, bir ayı derken şu an neredeyse herhangi bir sokakta varlığınıza dair, varlığınızı beyan edebilecek herhangi bir sembolle, bir imgeyle, bir gökkuşağı bayrağıyla, bir gökkuşağı rengiyle ya da yürümeniz, var olmanız durumunda bile polisin ya da devletin tehdit altında olduğunu hissediyorsunuz. Kimi zaman bu gerçeğe dönüşüyor, kimi zaman dönüşmüyor. Ama zaten mesele bu yani. Bu işte chilling effect diye geçen şey bu aslında. Yani siz var olmanızdan dolayı bir korku duyuyorsunuz artık. Çünkü var olmanızın onurunu kutlayamadığınız bir coğrafyada var olmanızdan korku duymanız çok doğal. Bir yandan tabii sen de Tabii. bahsettin Umut da bu yasak kararlarına karşı açılan ve kazanılan çok fazla dava var. Yani hukuken bunların emsal oluşturması gerekmez mi? Bu kadar dava kazanılıyorken idareler, idareciler, kaymakamlıklar, valilikler nasıl bu kadar rahat yasak kararları almaya devam edebiliyor? Burada bir çelişki yok mu? Tabii burada çok büyük bir çelişki var ama bu zaten bir zihniyet meselesi aslında ve belki biraz da hani çok hani hukuki olarak izleyenlere şey sıkmamak için oraya çok fazla girmeyeceğim ama idari yargı pratiklerinin de aslında buna çok yol açmadığı, yani bu emsalleşmeyi çok fazla yer, emsalleşmek için çok fazla şey yapmadığı, hareket etmediği bir mevzu var aslında ortada. Şöyle ki tabii ki de kaymakamlıklar, valilikler bu yasaklama kararlarının iptallerinden haberdarlar. Çünkü onlar bu davaların tarafları oldular. Yani örneğin 2019'da Spod'un İstanbul Onur Af Onur Yürüyüşü'nün Maltepe'de, pardon, Bakırköy pazar alanında yapılmasının reddedilmese dair açtığı dava İslam Mahkemesi'nde kazanıldı ve mahkeme zaten açıkça şunu söylemişti: yani toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, bu toplantıya gösteri yürüyüşü barışçılsa engellenemez, bu hukuka aykırıdır. Ya da işte yine aynı sene Queer Olympics'in Kadıköy'de yapmayı planladığı etkinlikler kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı. O dava da kaymakamlık cevap dilekçesi bile göndermedi. Yani bir savunma dilekçesi yoktu ortada. Bu sene de aynısı yaşandı mesela. 2022 Beyoğlu'ndaki davada, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın verdiği yasaklamaya da açtığımız davada şöyle bir pratikle karşılaştık. Bir savunma dilekçesi geldi önümüzde. 15 küsur sayfa falan bir dilekçe. Kaymakam tarafından yazılmış ve kendisinin imzasıyla verilen bir dilekçe. Bir avukat eliyle yazılmamış bir dilekçe. Ve bu dilekçe başından sonuna komplo teorileri içeriyor. Yani hani Süleyman Soylu'nun her hafta dediği aslında her bir argüman satır satır bu dilekçede var. Teker teker var. Bu dilekçe tabii ki de bizim karşı dava dilekçemizde sunduğumuz o
emsal yasaklama kararlarına karşı bir şey söyleyemiyor. Çünkü oraya karşı bir şey söyleyemez. Hukuki bir argüman olmadığı zaman siyasi argümanları yansıyor. Belki de bu noktada, bu yüzden bu davalarda mahkeme kararları emsal teşkil edemiyor. Çünkü bunlar aslında artık da siyasi yargılamalar düşündüğünüz zaman. Bugün bir mahkemenin onun yürüyüşüne dair açılan davada yürütmenin durdurması kararını veremeyeceğini biz biliyoruz aslında. Kimse o topun altına girip o imzayı atmıyor. Ve bu yüzden de işte 21 Haziran günü açtığımız davada 26 Haziran'daki yürüyüş gerçekleşemedikten yaklaşık 2 ay sonra yürütmenin durdurulmasının reddine dair bir karar veriyor. Yani bizim hukuki olarak emsal gösterebileceğimiz çok fazla karar var. Dediğim gibi sırf İstanbul değil, Ankara, İzmir, Mersin mesela bu örnekleri çoğaltabiliriz yani gene onun yürüyüşlerine dair ve hep de zaten aynı gerekçeler var. Orada da bir şey değişmiyor yani. O suni düşmanlar var. Bizim yürüyüşümüzün yapamamızın sebepleri işte dış güçlerin oyunları var. Terör örgütlerinin sözde tehditleri var ama hani yani tehditin en büyüğü devletten gelirken bu tehditten bizi korumaya yönelik bir tavır varmış gibisine aslında bir iddia söz konusu. Yani burada ikili bir şey var. Hem zaten Türkiye'deki idarelerin idari yargı kararlarına uymamaya dair pratikleri, Türkiye'de genel olarak zaten mahkeme kararlarının artık mahkemelerin kendilerince dahi uygulanmadığı bir pratikte olduğu için hani bu da onlardan bağımsız bir mesele değil kesinlikle. Hani biz geçen sene yasaklamıştık, iptal ettirdiler, bu sene yasaklamayalım demiyorlar. Aksine ben yasaklayayım, onlar dava açsınlar. Zaten yürütmeyeceğiz. Zaten çıkanları gözaltına alacağız. İşte bir sene de o dava sürer. Kaybedersek de kimse kimseye hesap sormuyor. Yani bir mülki idare müfettişi hep demiyor kaymakamın. Bakın bunu yasaklamışsınız ama iptal edilmiş. Bu kadar insanın hakkını ihlal etmişsiniz. Hani bunun bir yaptırımı olmadığı için devam ediyor. Komple bir cezasızlık aslında mekanizmasının içinde biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Bir yandan tabii raporda da bahsettiğiniz bir şey var. O da onun yürüyüşüne katılan herkes hakkında açılan davalar. Ve bu davalarda bir iki kişi dışında şu ana kadar ceza alan da yok. Ekseriyetle beraat ediliyor ama bu dava süreçleri bir iki yıl uzuyor. Bu da bir tür yargı yoluyla cezalandırmayı çağrıştırdı bana raporu da okuduktan sonra ve geçmişi biraz daha hatırladıktan sonra. Yani yürüyüşlere katılan kişiler hakkında davalar açılıyor, beraat kararı verileceği çok belliyken yürüyüş günü polis şiddetine dair de hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi burada hukuk nasıl bir araca dönüşmüş durumda? Söz konusu LGBT artı onun yürüyüşleri olduğunda. Hukuk burada bir taciz aracına dönüşmüş durumda tam olarak. Çünkü aslında şunun gözdağını vermek istiyor. Eğer siz barışçıl bir gösteri yürüyüşü hakkınızı, anayasal bir hakkınızı kullanmak isterseniz bakın ben işte her sene şu kadar kişi gözaltına alıyorum. Bu kadarı hakkında da dava açıyorum. İşte yaklaşık bir sene 2 sene sürüyor. Hani bunu herkesin gözüne belki de bunu sokup bu korku iklimini yaratmak meselesi var ortada. Ve İster istemez insanlar bundan korkabiliyorlar çok doğal bir şekilde. Ama yani onun yürüyüşleri özelinde gördüğümüz her sene aslında katlanarak artan da bir katılım var ortada. Bu kadar baskıya, şiddete rağmen Beyoğlu'nun ara sokaklarında böyle 12 saat süren onun yürüyüşü aslında bizim bu sene belki de gördüğümüz en uzun yürüyüşlerden biriydi. Her sokakta, her köşe başında bir şekilde açıklamaların yapılması ve hani günün sonunda 373 gibi absürt bir gözaltı sayısı ki 34'ünün de çocuk olduğunun altını çizmek gerekir ki bu da şundan da önemli. Hani sürekli çocuk meselesinin bizim gözümüzün önüne çıkartılması, sürekli çocukları koruma yönelik o tavrın aslında pratikte LGBT artı çocukları belki nasıl etkilediğine dair bir pratik bir örnek de bu. Bu yüzden de aslında bir korku ikliminin şeyi. Bu tabii şeyden de bağımsız değil. Yani LGBT artı örgütlenmelerin, derneklerine yapılan bu idari tacizden de bağımsız değil. İşte bugün atıyorum Nilüfer Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği dediği için bir ön soruşturmaya maruz kalmasıyla bağımsız değil. Bu müthiş bir korku ikliminin aslında bir ayağı sadece. Onun yürüyüşlerine katılın artık sizin gözaltına alınırsanız bir davayla karşılaşmanıza gerekçe gösterecek. Ve zaten bu davalarda absürt yargılamalar. Yani şimdi bu davalarda ben bir avukat olarak savunma yapabilmek isterim mesela. Gerçekten elimde hukuki bir dava olsun isterim ve derim ki evet savcılık makamı gerekli soruşturmayı yapmış, bu delilleri toplamış. Ben de kendim vekilim için nasıl bir savunma yapabilirim mesela düşünmek, yürütmek isterim. Bu akıl yürütmeyi yapmak isterim. Ama bizim bu davalarda bunu yapmaya ihtiyacımız dahi neredeyse yok. Çünkü böyle bir soruşturma safhası yok zaten yani. Zaten hukuka uygun bir
karar verilmiş olsaydı baştan bu yürüyüş de yasaklanmazdı. Gözaltı da yaşanmazdı. Bu iddianame de düzenlenmezdi. Bu arada komple bir tiyatronun içindeyiz. Ben bunu bazen davalarda söylüyorum. Diyorum yani hani sayın hakim, sayın savcı, meslektaşlarım burada bir sürü insan. Biz bir tiyatro içindeyiz şu anda. Bunun çünkü sonucun ne olduğunu biliyoruz. Siz bunu yargılayamazsınız. Onun yürüyüşü yargılanamaz. Çünkü barışçıldır. Çünkü barışçıl gösteriler anayasal hak olarak da korunmuştur. Yani siz başka sahiplerin altına girmeye çalışıyorsunuz ve buradan da bu çıkmayacak. Aslında mesele bu. Ama dediğim gibi yani bu pratik tam olarak da artık hukukun Türkiye'de işlevsel bir araç olmak kaygısı olmadığı için yani hakimin önüne gelen iddianameleri okuyorlar, kabul ediyorlar aslında. Kabul edilmemesi gereken bir iddianame o hukuki eğitimden eğer geçtiyseniz kabul etmezsiniz o iddianameyi. Ya da o ifadeleri almanıza gerek yok zaten, beraat vermeniz gerekir. Ama tabii şu da var. Çünkü bazen bazı hakimlere şeyi bile anlatamıyoruz. Mesela onun yürüyüşü ne? Yani ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor? Çünkü o hakim büyük ihtimalle hayatı boyunca hiç toplumsal bir tepki ile bir toplumsal bir gösteriye katılmış biri değil büyük ihtimalle. Böyle bir algısı yok. Yani bu yüzden de cezalandırma eğiliminde aslında olmaya çalışıyor. Ama pratikte bunu yapabilecek durumda da değiller. Çünkü ortada gerçekten barışçıl bir gösterinin bütün gün boyunca polis saldırısı altında bir şekilde o ya da bu şekilde yapılmaya çalışılması var ve bu her sene aslında devam ediyor ve hani devam da edecek yani. Belki de en büyük hani bu raporu ben yazarken böyle çok geçmişe gidip oradan böyle bakmaya başladım. Arşivleri taradım ve kimi zaman gerçekten umutsuzluğa kapıldım. Yani şey dedim, hani yıllardır gerçekten bu yaşanıyor ve yani 7 yıl çok kısa bir süre gibi geliyor ama değil aslında da yani. Aslında hiç de kısa bir süre değil yani. Ama bir yandan da bakıyorum katılım sayıları hiçbir zaman düşmüyor. Hiçbir zaman aslında LGBT artılar o alana çıkmaktan vazgeçmiyor. Biz o davada savunma yapmaktan vazgeçmiyoruz mesela gibi yani. Baskının gerçekten bu kadar çok, bu kadar yoğun olduğu bir dönemde sembolik olarak insanlar da sanıyorum kendilerine o cesareti de buluyorlar aslında bir noktada. Çünkü haklı olduğunuzu vermiş olduğu bir güç var bu bugün özelinde, onun yürüyüşleri özelinde belki de. Çok teşekkür ettik sevgili Umut Rojda Yıldırım'a. Bütün bu anayasa tekliflerinin ortasında onun yürüyüşünün senelerdir ne kadar güçlü bir etkinlik olduğunu ve onun yürüyüşlerinin yargılanamayacağını söyleyerek programı kapatmış olalım biz de. Katıldığın için teşekkür ederiz sevgili Umut. Ben teşekkür ederim. LGBT artı haklarını, LGBT artıların gözünden LGBT artıları mikrofon uzatarak değerlendirdiğimiz Patika'nın sonuna geldik. Her hafta Pazar günü 19'da Kampana News YouTube kanalında görüşmeye devam ediyor olacağız. Kampana News YouTube kanalını beğenir, abone olur ve takip ederseniz bizden haber almaya devam edersiniz. İyi haftalar.